Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanmış çok tatlı ve çok başarılı iki arkadaşımız var. Bir tanesi Anıl, LGS'de full çekmeyi başarmış. Diğeri ise LGS'de full çekmeyi bir soruyla kaçırmış. Duru var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Öncelikle nasıl gidiyor hayat? İstanbul Erkek Lisesi nasıl gidiyor onu soralım. İyi geçiyor ama şu anda daha çok bilgisayar karşısında hep online olduğu için çok da beklenilen gibi değil ama yine de iyi. Hayaller gerçekleşti ama bir tık yarım kaldı. İnşallah bir dahaki sene çok daha iyi gidecek. Sizi biraz tanıyalım. Çocukluğunuz nerede geçti? Nasıl büyüdünüz? Bir ikiz olarak neler yaptınız? Şöyle biz doğma büyüme İstanbulluyuz. Kadıköy'de doğduk. Sonra Ataşehir, oradan Çekmeköy. Ama hep İstanbul'daydık. Biz hep küçük çekirdek aile olarak beraberdik ve benim hep yanımda Anıl vardı. Ben hatırlıyorum küçüklük videolarda hep evde bir duyu Anıl falan sesleri oluyordu. Hep zaten aynı okuldaydık ama hiç aynı sınıfa düşmedik. Bence bu iyi bir şey çünkü zaten evde hep beraberiz. Okulda da artık herkesin bir tahammül sınırı vardır sonuçta. Peki böyle ikiz olduğunuz için size çok fazla soru soruluyor muydu böyle çevre tarafından, okulda, arkadaşlardan? Evet, bir de şöyle Anıl'ın boyu hala benden çok uzun. O zaman da ikiz misiniz, nasıl sen çok daha küçük gözüküyorsun falan oluyordu. Ya da böyle tek yumurta ikizi misiniz falan gibi böyle sorular oluyordu. Çift yumurta ikizisiniz evet, tabii çift ki. Yumurta çift yumurta ikizleri de. Ayrı zaten. Biraz da fen bilgisi diyoruz arkadaşlar. Peki çocuklukta böyle aranızda rekabet, işte ben daha iyiyim, ben daha çalışkanım şeyi oldu mu hiç? Duru da o an. Oldu. Ayrı sınıflarda olmamızın bir tane yararı da o. Hani ben hırslı biriyim. Aynı sınıfta olsaydık yüksek ihtimal her şeyi kapıştırırdım. Hani özellikle 8. sınıfta deneme notlarını falan birbirimize kapıştırıyorduk. Hani. Peki 5, 6, 7 nasıl geçti sizin için? Tabii 8. sınıf kadar çalışmasak da yine hep okullarda sınavlar falan oluyordu ve hep yine aramızda bir rekabet oluyordu ama bu asla hep yani tatlı bir rekabet gibi birbirimizi hep gazlıyorduk. Sınavları falan hatta hatırlıyorum. Birbirimizi böyle quiz yapıyorduk, beraber çalışıyorduk falan. Yani bu rekabet aslında bizim için hep yarar oldu. Peki 7. sınıfı düşünelim. 7. sınıfın hangi aşamasından sonra gerçek anlamda ben LGS öğrencisiyim dediniz? 7. sınıfın içindeyken her ders için birer tane test kitabımız vardı ama hani LGS öğrencisiyiz diye çözmüyorduk. Sadece altyapımız hani biraz şey olsun diye çözüyorduk. Yaz tatilinde başladık gibi bir tane Türkçe paragraf, bir tane matematik kitabı almışlar. Matematik de böyle aman aman zor bir şey değildi hatırlıyorum. Çünkü daha çok işlem hızını arttırmak için, paragraf da okuma hızını arttırmak için. Yani biraz soru hızı üstüne gittik yaz tatilinde. 7. sınıfın yaz tatilinde başladık LGS çalışmaya. Peki hanginiz hangi derste daha iyisiniz? Mesela Duru sen neyde iyiyim? Ya ben şimdi Türkçedeyim diyeceğim. Yanlışın Türkçeden ama. Senin tek yanlışın da Türkçeden çıktı değil mi? Hangi konudan? Hangi konudan sözcükle anlam. Hangi soru? İlk soru. İlk direkt. Soru. O ilk soru galiba birçok... Tartışmalı olan soru evet. Birçok insanın hatta İlayda Çavdar arkadaşımız da ilk soruyu boş bırakarak geçtiğini söylemişti. Sen o soruda... Ben de ilk soruyu yanlış bırakarak. Yanlış yaparak geçtin. Belki de onu bilseydin sen de bir LGS birincisi. Ama bizim için bence birincisin çünkü bir yanlış çok da önemli değil. Çok da güzel bir sonuç aslında baktığımızda. O yüzden sen de bizim için bir birincisin. Burada iki birinci oturuyor gibi bakabiliriz. Peki Anıl sen hangi derste iyi hangi derste kötüsün diyeceğim. 500'tan puan almış birine sorulacak soru gerçekten. Ben matematikte hani iyiydim ama Duru'nun yanlış yaptığı soruyu ben de başta yanlış yapmıştım. Hani sanırım doğru cevap B miydi A mıydı hatırlamıyorum hani o kadar zaman geçti. Ben de yanlış olan şıkkı işaretlemiştim. Sonlara doğru sınavın üstünden geçerken düzeltmiştim hani o soruyu da. Belki de sen de bir yanlışla ayrılacaktın sınavda. Evet. Peki 8. sınıfta nasıl bir çalışma izlediniz? Bir gününüz nasıl geçiyordu mesela Duru? Bunu korona öncesi ve korona sonrası diye ikiye ayırmak bence çok şey olur. Klasik başarılı olmuş, LGS'den başarıyla ayrılmış arkadaş açıklaması. Korona öncesi ve korona sonrası. Bence ayrı. Hadi dinleyelim. O sadece başarılı olan da değil çünkü hani tamamen ayrı iki tane. Bir tanesinde sadece evde oturuyorsun ve çıkamıyorsun bile. Diğerinde okula gidiyorsun, okuldan eve falan. O yüzden şöyle... Okul öncesi başlarda 6'ya kadar ek derslere kalıyorduk. Okulda etütler oluyordu. Sonrasında annemlerin yanına geçip annemlerin yanından eve gittiğimiz için bizim öyle bir sıkıntımız vardı ve o zaman çok zaman harcıyorduk. O yüzden böyle etütten geldiğimizde 1,5-1 saat falan tamamen yolda falan geçiyordu eve okula. Yolda soru çözüyor muydunuz hiç? Yolda soru çözemiyorduk işte. O yüzden ben çok fazla şikayet ediyordum bundan. Korona orada bir işime gelmiş oldu. Hatta bu yüzden böyle kendi kendine bir program gibi bir şey yapmıştım. Hani okuldan o annemlerin çalıştığı yere geldiğim zaman orada ödev yapıyordum. Eve gidince biraz hafif geç olsa da o zaman başlıyordum test çözmeye ki bölünmesin. Çünkü çalışırken bir bölündüğü zaman bir şeyin
devamı zor oluyor ki çok daha eğlenceli bir aktivite evet, değil sonuçta. Bir kere bırakınca bir daha dönmesi çok zor derse. Peki onun dışında 8. sınıfta herhangi bir özel ders ya da dershaneye gittiniz mi? Neler yaptınız? Hayır. Şöyle biz özel Duru aldı, da... sen almadın gibi bir durum oldu. O hayır dedi. Şöyle ben almıştım, haberi yok. Yok. Hayır, ben de hayır diyecektim ama uzun yoldan evet almadım. Tabii tabii, açıklayabilirsin. Yani sadece evde çalışıyorduk, birbirimize soruyorduk. Bir de etüte kalıyorduk okulda. Haftada 2 gün etütümüz vardı 6'ya kadar. O kadar. Onun dışında kendimiz çalışıyorduk. Hep bence yani bu tabii herkese göre değişir ama etütten dershaneye gitmek, dershaneden özel derse çok... Ben hep bölünmesinden çok şikayetçiydim zaten. Çok bölününce konsantrasyonumun daha çok gideceğini düşünüyorum ve bilmiyorum, o yüzden ikinci dönem bana daha çok yararlı geldi aslında. Çünkü sadece evdeydik. Evet, bu sosyal açıdan falan zorluyordu seni, sıkılıyordun ama ders çalışma açısından bence daha rahattı. Çünkü hep evdesin. Bir karşında bilgisayar istediğin şey. Daha fazla soru çözmeye de zaman oluyor aslında. Şimdi soru çözmeden bahsetmişken herkesin kendine göre bir soru çözme stili var. Soru çözme sayısı var günlük. Siz günde kaç soru çözüyordunuz? Duru mesela. Ya, önce Anad'a soralım. O da korona öncesi ve korona sonrası olarak ayrılıyor. Şimdi korona öncesinde ilk dönem en sonunda hani hafif hafif arttırarak İlk dönemin en sonunda etüt dışında günde 80 soru çözüyordum. Sonra ikinci dönem semester tatili ve ikinci dönemin başlarında böyle 150 soruya kadar falan çıkmıştı günde. Tabii hafta sonları biraz artıyor. Sınava yakın dönemleri düşündüğümüzde. Korona zamanında ilk böyle başladı. Oo, çalışmak için daha fazla zaman gibi böyle bir şey olmuştu bizde. Böyle başta bir 400 soru çözelim dedik günde. Sonra onu bir hafta yaptık. Dedik olmuyor bu hani. Beceremedik. Sonra günde 250 soru civarı çözüyordum. Burada 300 civarı çözüyordu. Evet. Herkesin kendi sınırı vardı. Mesela bizim Anıl'la o sınırımız çok azıcık farklıydı. Ama yine de ikimiz de verimli olduğumuz bir noktaydı. Azıcık farklıydı derken kim daha fazla çözüyordu? Sen daha fazla çözüyordun. Çok ironik bir şekilde yine. Bir de dershanelerle alakalı bence şöyle bir şey var. Dershaneler elbette öğrenmek için güzel ama Duru ile benim bazı arkadaşlarımız şey yapabiliyordu. Nasıl olsa benim dershanem var deyip öğrendiği konuyu aksatabiliyordu. Biz Duru ile dediğimiz gibi hani çocukluktan beri dersi derste öğrenme mantığıyla gittik. Bazı insanlar bunu aksatabiliyordu. Bir de dershaneler elbette kaliteli olanlar oluyor ama genel olarak okulda öğrendiğinden daha kısa zamanda daha çok bilgiyi aktarmaya çalıştığı için biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorduk. İlk defa buraya gelen arkadaşlarımızdan böyle bir şey alıyoruz. Aslında dershaneler, senin dediğin çok doğru. Gerçek anlamda yararlanabiliyorsak çok güzel ama dershaneyi nasıl olsa dershanede yaparım. Okuldakini dinlemeyip dershanede bir şekilde hallederim deyince aslında daha büyük bir zorluğun içine giriyor arkadaşlar. O konuda da sana katılıyorum. Matematik konusunda kendine güvenen bir arkadaş olarak Anıl, ilk başta sana soracağım, sonra da tabii ki Duru'ya soracağım. Matematikle ilgili özel bir çalışma yaptınız mı? Neler yaptınız? 7. sınıf yazında işlem hızını arttırmaya yönelik bir çalışma yapmıştık. Ama onun dışında genel olarak matematikte pek sıkıntı çekmiyorduk. Çünkü dediğim gibi dersleri falan dinliyorduk ikimiz de. Matematikte cidden bir yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara önerebileceğim şey, kolay soru da çözün, zor soru da çözün ve sorulardan direkt korkmayın. Kolay soruları çözerken yapabiliyorum dediğinizde zor soruları da yapabileceğinizi göreceksiniz. Yani sadece okumanız gerekiyor. Yoksa ikisi de aynı şeyi soruyor düşününce. Peki sen ne dersin Duru? Zaten bir süre sonra soruların mantığını hep kavramaya başlıyorsun. Artık soru tiplerini öğreniyorsun. Şey de lazım, matematikten tamamen nefret etmemek. Hani matematik mi falan yapmak yerine azıcık kendinizi alıştırmaya falan. Yani zaten bir süre sonra görüyorsunuz ki gözünüzü siz kendiniz korkutuyorsunuz. Evet. Yoksa alıştıktan sonra her şey yapabiliyorsunuz. Evet. Sizin pandemi öncesi, pandemi sonrası deyince sizin için en önemli haber de şu oldu. Sadece ilk dönem konularından sorumlu olacağını söylendi ve siz burada böyle bir evde çığlık falan attınız. O işte ilk dönem sadece falan diyor. Ben aslında çok bir tepki vermedim çünkü bana göre hani sınav bana zor gelecekse diğerlerine de zor gelecek. Bana kolaysa diğerlerine de kolay olacak sonuçta. Peki Ana, sana bir şey soracağım. Sence ikinci dönemde çıksaydı yine full çeker miydin? Çekebilirdim ama çalışma stilim aynı olmazdı çünkü bu biraz uzağa dayanıyor. Ben Mart ayında falan böyle bir duygusal çöküşe girmiştim. Hani ders falan çalışamıyordum böyle. O yüzden de Mart ayında da bizim okul hafif böyle ileriden giden bir okuldu. Anlatım bozukluğuna biraz girmiştik ve o Türkçenin en zor konusu olarak geçiyor. Benim de Türkçem çok mükemmel değildi. Anlatım bozukluğu çıksa biraz zorlanabilirdim ve çalışmamı pandemi sırasında biraz daha ona kaydırabilirdim. Bunda yaptıysam diğerinde de yapabilirdim. Sonuçta bu geçen seneye göre örneğin çok daha kolay bir sınav ya da çok daha zor bir sınav değildi. Yani belki biraz daha zor olabilir oranlara baktığımızda.
Ama özellikle matematik çok zor muydu sence? Yani full çeken birine soruyorum ama sen yine de o ayrımı yapabilirsin. Normalde çözdüğün sorulara göre bir tık daha zor muydu? LGS'deki sorular hani bazı kaynaklar olur. Çok kişinde de olan kaynaklar. Sadece zor sormak için sorulan. Dinde bile zor soru çıkartabilen kaynaklar vardı. O tip sorular çıkmıyor arkadaşlar. Hani sizin böyle cehennem azabı çektiğiniz sorular çıkmıyor. Ben şahsen çekiyordum bazı sorularda. Hı hı. Öyle bir şey çıkmayacak, merak etmeyin. Hani çünkü bazı sorular oluyordu. Nitelikli soracağız diye yarım saat sürüyor okumak bile tartışmalı oluyor. Yani evet, öyle bir şey çıkmadı. Bir cevabı falan oluyordu. Bir hoca böyle diyor, diğer hoca böyle diyor. Yani soruyu kurcaladıkça sorunun ayrılıyor falan öyle. Tartışmalı sorular zaten olsa iptal ederler ve öyle şeyler çok olmuyor tartışmalı. Sanırım şöyle bir durum var. Bu kadar yani LGS seviyesinin de üstünde sorular çözdüğünüzde demoralize olabiliyorsunuz aslında. Çünkü iki tane birbirine çok yakın şık olduğunda diyorsun ki ya sınavda da karşıma çıkarsa, bu korkuyu yaşadınız mı hiç? Evet, hatta bir gün bir tane denemeye girdik. Denemeden çıktık. Cevap anahtarı tam olarak yoktu sanırım. Ben böyle bir şık diyordum. Duru'ya sormuştum. Duru başka bir şık diyordu. Sonra biz böyle olunca genelde soruları birbirimize soruyorduk. Duru'yla farklı olunca annemize babamıza falan soruyorduk. Anneme babam da Duru'nun dediği şıkkı demişti. Böyle bütün gece münazara gibi bir şey olmuştu hani evde. Tabii tam olarak münazara değil. Happy topu bir soru çözülecek evet, aslında. Kaybedilen bir zaman var ortada. Sonunda da ben haklı çıkmışım. Peki şunu soracağım. Sizin sosyal hayatınız var mıydı? Yoksa biraz daha böyle içe kapalı tamamen bir sene boyunca çalıştınız mı? Piyanoya falan gidiyordum. Mesela onları bıraktım. Çünkü onda da sınava hazırlanıyordum. Aynı anda iki sınava hazırlanmak benim için fazla stresli olur dedim. Ama arkadaşlarımla tabii pandemiyi saymıyorum. Pandemide zaten herkes evdeydi. Ama pandemi öncesinde hani tabii aşırı fazla buluşmasam da buluşuyordum. Hatta böyle festivale falan gittiğimi hatırlıyorum o sene. Ve yine konuşuyordum, görüşüyordum. Tamamen sıfırlamamıştım çünkü bir süre sonra insanın psikolojisi bozuluyor. Sadece 7-24 ders çalışırsan. Bence insanın kendine mola vermesi, sosyalleşmesi de çok önemli bir şey. Çünkü burada tek sorularla uğraşmıyorsun. Kendi psikolojinle de uğraşıyorsun. Kendi sosyalliğin, psikolojin yere batarsa bir süre sonra ne kadar soru çözersen çöz, o kadar üzerinde baskı oluşuyor, o kadar şey oluyorsun ki direkt çöküyorsun. Herkesin öyle zamanları vardı. Test çözmekten bıkıp çöktüğü. Az önce Anıl da bahsetti zaten. Abi bir şey soracağım. Duru şey dedi ya, sosyal hayat olmayınca Anıl gibi çöküş falan yaşamadı. Benim sosyal hayatım Duru'dan daha fazla ilerliyor. Hayır. Ben sanki sosyal olmamışım gibi duyulabilir o çünkü. Oradaki çöküşten bahsettim. Sen çöküş yaşadın mı? Senin sosyal hayatın yok değil. Senin bir ara çöküş oldu o anlamda. Oradaki Anıl gibi çöküş. Anıl gibi çökmek. Yeni bir film ismi gibi. Evet, son haftalar olduğu için denemeler de çok önem taşıyor. Sizin denemeleriniz nasıldı? Denemelerde de hep full mü çekiyordunuz mesela? Biz bu aylarda online denemelere giriyorduk. Aldığımız fasikül gibi denemeler oluyordu. O denemelerde de genelde iyi sonuç çıkartıyorduk biz. Ama arada çok kötüler de vardı. Hani çok fena yanlış kötü, yaptığımız. LGS birincisinin kötüsü hep şey oluyor. Onu biliyoruz. 5 yanlış, 3 yanlış falan. Yok. Yok, ben Türkçeden 6 yanlış çıkarttığımı hatırlıyorum. Sadece Türkçede. Evet. Senin durum? Şöyle, ben de Ocak, Şubat gibi bir denemede Anıl da ikimiz de bir ara 400 puanın altına falan böyle 10 yanlışlarda 15 yanlış. Ama böyle bence düşüşler çok normal çünkü bir yerden sonra o kadar çok denemeye giriyorsun ki. Hani bir tane denemede kötü yaptın diye tamamen demoralize olursan bu seni çok kötü etkileyecek. Hani bir yerden sonra tamamen yere düşmedikçe düşüşler ve çıkışlar bence gayet doğal. Peki sence sık denemeye girmek mantıklı mı? Şöyle, sıktan ne kadar sık olduğuna bağlı. Çünkü herkesin farklı. Bazısı günde 2 deneme çözüyordu, buna sık diyordu. Bazısı haftada 3-4 tane denemeye sık der. Bazısı da günde 3 tane deneme çözer mesela. Ama bu sıklığı hani kendiniz tamamen bıkıp artık of testabı görmek istemiyorum cidden deme noktasına da gelmeyin. Ben gelmiştim. Anının çöküşü zamanı. Peki sınav dönemi yaklaştıkça stresiniz arttı mı? Bu stresi nasıl yönettiniz mesela? Ben çok streslenmiştim. Dediğim gibi bir çöküş noktası olmuştu bende. Streslenmiştim ama sonrasında şey oldu. Hani ben şu ana kadar çalıştım. Şu ana kadar denemelerim de iyi gidiyor. Arada yanlışlarım olsa da. Son hafta benim stresim kalmamıştı neredeyse. Çünkü şu ana kadar çalıştım. Daha fazla bir şey ekleyemem. Hani bir pastanın üstünde krema belki olur gibisinden. Hani günde zaten son hafta bir deneme falan çözüyorduk günde. Son hafta. Cuma günü hiç çözmemiştik zaten. Önerilmiyor. Sınava girirken de o yüzden hiç stresim yoktu benim. Hani girerim. En kötü ne yapabilirim ki şey var. Sınav anında peki?
Sınav anında da baktım, matematiğe çok güvenmeme rağmen arda arda böyle 2-3 tane uzun soru koymuşlardı. Boş bıraktım, geçtim. Sonra geri döndüm, yaptım hani. Peki çıktığında neler hissettin Duru? İlk çıktığımda Anıl'la direkt bir tane soruda farklı yaptığımızı. Anıl direkt geldi bana, dedi ki şu soruyu ne yaptın? Ve dedim ki ben onu öyle yapmadım. Ve sadece onda şey oldum ve tırstım acaba yanlış mı? Ama o sırada çok kötü olan arkadaşlarım vardı, bu ağlayanlar falan. Onları daha çok moral verdim ve o kadar da benim böyle umutluydum. Tamam, full yapmamış olabilirim, şey olabilir ama yine de iyi geçmişti. Sonrasında eve geldik. Anıl kontrol etti denemesine ve full çıktı. Çok mutlu oldu falan. Sonra ben de öyle o full yaptı kardeşim falan oldum. Sonra kontrol ettim işte. Benim Türkiye'de baktığım ilk soru yanlış çıktı. Kardeşin full ve senin ilk sorun direkt yanlış. O kadar çok baskı hissettim ki işte o dediğim baskı. Çok kötü oldum ve odaya kapandım. Tek soruya baktım, o bile yanlış. Herhalde ben LGS'de batırdım. Bir de hani o an korkudan devamına bakamadım. Evet, bakamadım. Çünkü hani Anıl da batırsa en azından o da batırdı. Beraber battık falan olacak ama full yapmış seni. İkiz evet. Olunca böyle oluyor. Batıracaksak beraber batıracağız. Çıkacaksak beraber çıkacağız. Sonrasında işte babam hadi kızım gel bakalım falan öyle benim moral verdiler birazcık, baktık. Sonra ben o kadar çok stres oldum. Türkçe bir yanlış çıktı. Türkçe bir yanlış diye bağırıyorum. Başka yanlışım yokmuş. Matematiğe geçiyoruz. Matematik full diye bağırıyorum falan. Sonrasında bir baktım, sadece ilk baktığım soru o da benim şansıma yanlış çıkmış, başka da yanlışım yoktu. Peki İstanbul Erkek Lisesi'ni kafanıza ne zaman koydunuz? 6. 7. sınıftan beri istiyordum. Çünkü daha önce Almanya'ya gitme şansımız oldu ve İstanbul Erkek Almanya'da üniversite okumak için gidebileceğin en kolay şey. Ki hani sadece Almanya'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de cidden başarı da var. Yani ben diyeyim ki Almanya'ya gitmek fikrini değiştirdim ya da gidemedim bazı nedenlerden ötürü. Türkiye'de kalmak da o kadar kötü bir seçenek değil İstanbul Erkek'te. Yani sonuçlara baktığımızda geçen sene sözel ve dil birincisi mesela İstanbul Erkek'ten çıkmış. Çok o yüzden güzel de... bir okul, çok da tarihi bir okul. Şu evet. An henüz onu yaşayamasanız da. Hiç bilmeyenler için birazcık İstanbul Erkek Lisesi ile alakalı mesela bilgi verseniz neler söylersiniz durum? Almanya'ya gitme, Alman diploması veriyorlar. O yüzden Almanya'da okumak istiyorsanız Alman Lisesi ve İstanbul Erkek ilkisi okul var zaten, abitur veren. Ve tarihi bir okul, çevresi falan da. Nerede olduğunu falan da söyleyebilmeyen arkadaşlar için. Evet, Fatih'te ve vapura falan çok yakın, metroya çok yakın. İstiyorsanız okul çıkışı... Gidip vapurla istediğiniz yere geçebiliyorsunuz falan. Ben çok yaşayamadım. Sadece iki kere gidebildim okula ama onda da sınav çıkışı arkadaşlarımla falan buluşmak bile okuldan sonra o vapurla bir yerlere gitmek falan çok hoşuma gitmişti yani. Gelecek daha da ileriyi düşünelim. Meslek olarak bir düşünceniz var mı? Ben mühendis olmak istiyorum açıkçası. Biraz aileden mi geliyor acaba? Zaten annem babam mühendis, benim dayım, amcam falan. Zaten aileden gelen bir hedef. Ayrıca otomatik sayısalım falan da iyi. Bilmiyorum, mühendislik istiyorum. Anıl'a sormaya gerek yok o zaman, mühendislik. Evet. Mühendislik. Şimdi sınava az bir zaman kalmışken uzun uzun sınav tekniği, çalışma tekniğinden ziyade böyle iki ayda verebileceğiniz bir taktik ne olabilir mesela, Duru'ya soralım. Sorularda yanlışınızın nereden çıktığını artık iyi kavramanız lazım. Mesela ben liste tutuyordum hangi denemede, hangi üniteden yanlışım çıkmış ve neden çıkmış. Hatta benim bir defterimin üzerinde şey yazıyor. Dinden şu konudan yanlışım var, neden, böyle büyük harflerle. Dikkat hatası mı? Neden bu hatayı yaptım? Konu eksiğim var. Onu iyice kavramanız lazım çünkü bunlar artık son denemeler. Yanlışlarınızın neden ve nasıl çıktığını kavrayın bence. O artık yapılan yanlışlarla evet. Tam anlamıyla yüzleşip aynen. Bunu neden yaptığını öğrenip öyle yoluna devam etmek gerekiyor. Evet. Bir tane de şey vardı. Şimdi bizim annemiz yardım ediyordu ama kendiniz de yapabileceğiniz bir taktik bu. Basit bir şey. Test kitapları bu zamanlarda artmış oluyor. Hepsinde tek tek nerede olduğunu kontrol edemiyorsun. Biz bir tane Excel dosyasında şey yapıyorduk. Test kitaplarına tek tek bakıp nerede ne kadar soru kalmış onu çözüyorduk. Şey için kolay oluyordu bu. Hangi konuda ne kadar soru var, şu gün şunu çözebilirim diye programlamada cidden yardımcı olan bir şeydi hangi bu. Hangi ünitede ne kadar yanlış var. Evet, sizin kendi yaptığınız Excel dosyasıydı bu. Peki şu da önemli bence. Son iki ay mesela uyku düzeniniz falan nasıldı? Bir değişiklik yaptınız mı? Evet, ben ilk pandemi başladığında gece 2'de 3'te yatıyordum. Süper. Çok şey, az sonra... LGS birincisi bence 3'te falan yatıyordur gece. Tebrik ediyorum seni. Sonra babam falan bunu fark edince... Babası bir ara gece kalktı, dedi ki oğlum ne yapıyorsun sen? Kendine gel dedi. Sadece ben değil ki. Bu arkadaş yatıyordu. Sen zaten bak sen oturuyorsan o muhakkak o da oturacak yani. Hiç rahat etmez. Yani. Dedik buna bir düzen getirmemiz lazım. En geç 12'de yatmaya başladık. Sonra daha yediğimiz yemeklere de dikkat etmeye başladık ki ne olur ne olmaz mide problemi vesaire aynen. Çıkmasın diye. Ne zaman acıkacağımızı falan da aynı saatlerde yemeye çalıştık ki çok bir anda sınavda acıkmayalım, onu bile düşünmüştük. Son gece uyumakta çok zorlanılıyor. Bence bu çok normal. Özellikle insan, bırakın LGS'ye girmeyi, küçükken hani ben o yaşlardayken sabah denize gidecek
bileceksen bile uyuyamazdım yani gecesinde ki ertesi gün LGS varsa insan bir zorlanıyor uyurken. Siz zorlandınız mı o gece? Ben bahsettiğim gibi zaten her türlü çalıştım ben. Daha fazla şey değişemem hani nasip de varsa. Saat 11'de yattım şey. Kafayı vurdum uyudum. Hayır öyle değil. Bir tık geç yatmışımdır ama ne bileyim kendimi sakinleştirerek yattım. Bir de ben o gün LGS işimine bilgisayar alınmıştı. Ben onun öncesinde ben PlayStation oynadım falan diyeceksin diye bekliyordum ama oynadın mı yoksa? 5 saat oynadım. PlayStation oynadın son gün. Yok bilgisayar, evet. Bilgisayar oyunu oynadın son gün. Evet hatta şey olmuş normalde LGS'den sonra alacaktık. Bir tane indirim görünce Mayıs ayında almıştık. Günde 1 saat oynamayacaklar. Sen Duru. Son geceye nasıl uyudun? Benim şöyle bir şeyim var. Saçımla falan oynayınca ben direkt uyuyorum. Anneme de çok stres yapmıştım. Ben hani çok stresliyim de hafif stresliydim. Sonra annem geldi tam bir şey yok dedi. Azıcık saçımla oynadı. Ben zaten direkt kendi özelliğim. Uyuyorum. Öyle uyuyakaldım direkt. Yukarıya da bir tane ışık yansıttılar. Sen ona bakarak böyle ışıklar dönerken. Hani bebeklere yapılır ya böyle sallarlar direkt uyuyorlar. Ben de aynı mantıkla. O yüzden... Annenden küçük bir destek alarak. Evet küçük bir destekle direkt uyudum. Mis gibi uyudun. Peki çok güzel. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Arkadaşlara son söyleyecek bir şeyiniz varsa taktikleri de verdik aslında ama... Belki son söyleyeceğiniz bir şey vardır. Stres yapmayın. Siz bunu yapabilirsiniz. Yapamayacağınız şey değil. Kendinize güvenin. Arkadaşlar tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah en yakın zamanda okullar açılır. Sizler İstanbul Erkek Lisesi'ndeki güzel günlerinizi yaşamaya devam edersiniz. O zaman hoşça kalın.